Herkese merhaba. Bu videoda Tuvoing algoritmasını açıklayacağım. Tuvoing algoritması sınıflandırma algoritmalarından biridir. Sınıflandırma algoritmalarındaki olay bir etiketin bulunmasıdır. Yani bir klasın, hedef sınıfının bulunmasıdır. Bir e, etiket bulunacak ki ona göre sınıflandırma yapalım. Evet veya hayır diye. Bir tane veri setim var burada gördüğünüz üzere. Gelir niteliği, eğitim niteliği ve sektör nitelikleri var. Şimdi, Tvoing'de birinci adım. Aday bölünme tablosu oluşturulur. Aday bölünme tablosu dediğim nedir? Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Tvoing algoritması aynı zamanda bir karar ağacı oluşmasına neden olur. Karar ağaçlarında dallanma iki tanedir. Bir sola dallanır, bir de sağa dallanır değil mi? Ama ben bakıyorum bu nitelikte ve bu nitelikte üç tane değer var. Bakın, gelir niteliğinde normal, büyük ve küçük... E, nitelik değerleri var. Yani ben sola veya sağa dallanacaksam bu üç niteliği nasıl e, ayıracağım? Ona bakacağız. Şimdi diyelim ki sola dallanmada gelir normal olsun. Sağa dallanmada da gelir küçük büyük olsun. Veya gelir büyük, o zaman sağ taraf ne olacak? Küçük normal. Sol taraf küçük olursa sağ taraf normal büyük olur. Bu gibi Bakın gelir niteliği için bunu yaptık. Şimdi eğitim niteliği için yapacağız. Eğitim niteliğinde de ne var? İlk var, orta var ve lise var değil mi arkadaşlar? Yani sol taraf ilk olabilir. Aynı zamanda sol taraf ilk olursa sağ taraf orta ve lise olabilir. Sol taraf orta olursa sağ taraf ilk lise olur. Sol taraf lise olursa sağ taraf ilk orta diye dallanır. Sektör niteliği için sadece bilişim ve inşaat bulunduğundan dolayı arkadaşlar. İki tane yapacağız. Yani sola dallanma olursa sektör bilişim, sektör inşaat şeklinde olur. Sektör inşaatsa sağ taraftaki dallanmada sektör bilişim olur. Bakın gördüğünüz gibi 8 tane aday bölümü oluştu. 11 tane veri vardı burada. 11 tane kayıt vardı. İkinci adımda sırasıyla her bir satır için P sol, P j T sol ve PSA ile P j T sağ hesaplanır. Şimdi bu P sol, PSA bunlar nedir? Arkadaşlar P sol. Hani dedik ya burada sol ve sağa dallanacak diye. İşte bunun olasılık dağılımıdır. Yani şundan bahsediyorum. P solu hesaplama, hesaplamak için birinci satır yani birinci aday bölünme satırı. Bakın buradaki satır. Şuradaki satır değil. Aday bölünmede birinci satır. Şimdi bakıyoruz bu birinci satıra. Sol dediğimiz için soldakine bakacağız. P sol dediğimiz için T soldaki değere bakacağız. O da gelir normali gösteriyor. Şimdi veri setimize baktığımızda normalin, normal değerinin tüm veri setindeki tüm veri setinin sayısına oranı ne olur? Mesela bir tane varmış normalden değil mi? Başka yok burada. 11 tane de kayıt var. Yani ne olacak? 1 bölü 11 olacak. P sol dediğim 1 bölü 11. O da 0.09 olup gelir eşittir normal elde etme olasılığını bulduk biz bu şekilde. Şimdi hedef sınıf olan memnun e, niteliği iki değere sahiptir. Hangi değerler? Evet ve hayır değerleri, değil mi? J ise sınıfın değerleridir. Yani bak şuradaki J. Şimdi dedim ki evet ve hayır değerleri var. O zaman neyi bulacağız biz? P evet T solu bulacağız ve P hayır e, P hayır T solu bulacağız. Bakın şurada P evet T sol ve P hayır T sol. Şu an biz hala P solu yapıyoruz arkadaşlar. P sol'u bulduk. Normal'in bütün kayıtları oranıydı. Yani 1 bölü 11. Şimdi P evet T sol ve P hayır T sol'u hesaplamak için şuna bakacağız. Şimdi ben sola baktığım için, birinci kayıttayım hala. P sola baktığım için neye bakıyorum? Gelir normale bakıyorum. Gelir normalde kaç tane evet, kaç tane hayır var ona bakacağım. Şimdi gelin normal bir tane olduğu için, o da sadece evet olduğu için, P evet T sol 1 bölü 1'den 1 olacak. P hayır T solda 0 tane hayır olduğu için ve bir tane normal kaydı olduğu için, bir tane normal kaydımız olduğu için 0 bölü 1. O da 0 olacaktır. Aynı zamanda birinci satır için P soldaki kayıt sayısı da 1'dir. Bir tane vardır yani. Şimdi diğer satırlar için de bunu yapacağız. Mesela biz bunu sol taraf için yaptık. Aynı zamanda sağ taraf için de yapacağız. Yani küçük büyük olasılığına da bakacağız. Şimdi 11 tane veri varsa ve bir tanesi normal ise geri kalanları yani 10 tanesi de küçük büyüktür. 10 bölü 11 olacaktır. Hatta şurada göstereyim. Bakın 10 tane değer var. 10 bölü 11 yani 0.91 olacakmış burası. Şimdi bunun P evet T sağına ve P hayır T sağına da bakacağız. Şura için konuşuyorum. O da ne olacaktır arkadaşlar? Bakın şurayı görmeyeceğiz. Çünkü burayı hesaplamıyoruz. Burası T sol. Biz T sağa bakacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane. Evet. 4 tane de hayır olacak. 6 evet 4 tane hayır. Kaç tane değer vardı? 10. Yani 6 evetse 6 bölü 10 olacak. Burası 0,6 çıkacak. Burası da 4 bölü 10 olacak. Bakalım şurada ne olmuş? Bakın evet sayısı 6, hayır sayısı 4. P evet buradan ne çıkıyor? 0.6 çünkü toplamda 10 tane var. 6 bölü 10, 4 bölü 10. Bu şekilde hem sol için hem de sağ için bu değerleri hesaplıyoruz tek tek. Bu tabloyu her satır için, her satırın sol tarafı ve sağ tarafı için yapıyoruz arkadaşlar. Peki bunları yaptıktan sonra ne elde edeceğiz? Bunları yaptıktan sonra bu verilerle her satır için uygunluk ölçütü hesaplanır. Uygunluk ölçütünün bir formülü var tabii ki. O da 2 çarpı bulduğumuz PSOL değeri çarpı bulduğumuz PSA değeri çarpı. Bakın e, burada biz P evet T sol e, P evet T soldan P evet T sağ çıkarıyoruz. Bakın evetleri Dikkat edin burada zaten farklı e, aynı renklerde yazmışım. Burada da aynı zamanda P hayır T sol ile P hayır T sağ çıkarıyoruz. Şimdi burada anlatmak istediğim şu, mesela birinci satır için konuşacaksam ben ne yapacağım? Birinci satırın birinci satırın P solunu, P sağını ve aynı zamanda birinci satır için P evet T sol eksi P evet T sağ. Artı P hayır T sol. Eksi P hayır T sağ hesaplayacağım. Bakın burada, burada hepsini yerine yazdım ki bu formülü kullanırken hemen direkt çekeyim buradan aşağıya. Birinci satır için birinci aday bölünmenin daha doğrusu. Bakın şurada birinci aday bölünme için. Burada değil pardon. Şurada birinci satır oluyor burası. Birinci satır için uygunluk ölçütünü ve bu, bu şekilde hesaplamış oluyoruz. O da 0.13 çıkıyormuş. Aynı zamanda diğer diğer bütün satırlar içinde bu aday bölünmelerin uygunluk ölçütlerini hesaplıyoruz ve uygunluk ölçütü en büyük olan kök olarak kökten sonra dallanacak değer olarak seçilecek arkadaşlar. Şimdi burada aday bölünmelerin bütün uygunluk ölçütleri hesaplanmış. 7 ve 8 en büyük çıkmış. Şimdi ben 7'yi de alabilirim, 8'i de alabilirim, fark etmez. En büyük olan aday bölünmeler 0.66 şar uygunluk ölçüleriyle 7 ve 8. aday bölünmelerdir. Herhangi bir herhangi biri seçilir demişiz. 8. satırı seçtik. Şunu seçeceğiz yani şuradakini seçeceğiz. Bakın. Sektör inşaat, sektör bilişim. T sol sektör inşaat. T sağda sektör bilişim. Şimdi Aday bölünme tablosunda 8. satırda ilk bölünmede sektör inşaat değeri bulunmaktadır. Ana tabloya baktığımızda sektör niteliğinin inşaat değerlerinin sektör niteliğinin inşaat değerlerinin bakın burada hepsi evet. O zaman ben ne diyeceğim? Bir karar ağacı oluşturursam kök düğümden itibaren sektör inşaat ve sektör bilişim diye de değil mi? Ama ben burada dikkatlice bakıyorum. Sadece sektör inşaatta kesin bir sınıflandırma yapabiliyorum. Çünkü sektör inşaatını hepsi nereye gitmiş? Evete gitmiş ve bunlar hangileriymişti? Işte? 3. Satır, 4. 5. 6. Ve 7. Satırlarmış. Şimdi sektör bilişim vardı bir de. Sektör bilişimde evete de giden var, hayıra da giden var. O yüzden onun için tam bir şey söyleyemiyorum. O yüzden ben sektör inşaattan sonra sektör bilişim yazmayacağım buraya. Yani sektör inşaattan sonra buraya arkadaşlar A düğümü diye devam edeceğim ve geri kalan bakın şu satırları çıkardığımızda geri kalan kayıtlar için tekrar bu işlem işlemleri yapacağım. Yani yine e, P sol ve P sağ değerlerini hesaplayacağım. P evet T solu P hayır T sola hesaplayacağım. Ve daha sonrasında işte bu uygunluk ölçütlerini her satır için yapacağım. Ve yine en büyük olanı artık dallanacağım. Kriter olarak seçeceğim ve böylece karar ağacımı da oluşturacağım. Biliyorsunuz sınıflandırma algoritmalarında karar ağaçları oluşturulur. Benim amacım da buydu zaten. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sınavlarda başarılar dilerim.